Günün yorumundan merhabalar. Mehmet Gerçeksi ile birlikte futbol gündemini konuşacağız. Mehmet abi dün Güngören'de sıkıntılı ancak güzel sona eren bir gün yaşadık. Gün gördük ve geldik. Gün göremeyebilirdik de yani. Değil mi son? Allah'tan stadın adı Güngören, takımın adı da Güngören. Gün gösterdiler bize, sağ olsunlar. Nasıl bugüne yansıması düşününce dünkü maçı? Zor oldu hakikaten. Ben de beklemiyordum açıkçası bu kadar zor olacağını. Aslında beklememiz lazımdı. Yani şöyle geriye doğru baktığın zaman. Ben bekliyordum ama yani biliyorsun. Kupa maçları hep böyle oluyor. Bir haftadır yani ben hep diyorum yani. Alt sıkletlerdeki takımlar mutlaka böyle oynuyorlar işte yani büyük takımlara karşı. Hı-hı. Beklemek lazımdı ama yine de yani saha içi ve kağıt da baktığın zaman kağıt su dengesine bakınca çok büyük bir fark vardı arada. Yine biri çıkar işte dengeyi bozar diye bekliyordum ama topyekun hakikaten hocanın da dediği gibi tasdik dediği gibi bir motivasyon sorunu vardı. Ki doğaldır. Fazla da yüklenmemek lazım. Sonuçta penaltıyla da olsa 1-0 geçildi. Yani o olmasa başka bir şey mutlaka olacaktı. Gene maç Bursaspor'dan yana gidiyordu. Yani ağırlıklı olarak işte topun devamlı top Bursaspor'un ayağındaydı. Yönlendiren takım, oyuna yön veren hep Bursaspor'du. Güngören Belediye sürekli şeyde defansta kaldı, savunmada kaldı. Mücadele kısmı iyiydi. Yalnız orta sahada onların 6 numaralı futbolcuları neydi? Turan çok iyi bir adam. Değil mi? O bayağı dengeyi bozdu. Yani zaman zaman. Biraz yaşı var galiba onun ama bir bakmak lazım. Yani kimdir nedir. Bir yaşı var herhalde. Yani. Solda çok, oynadı çok evet. İyiydi. Sağda oynadı. Evet. Sağa geçti. Ama yok be yani birincilik yani Süper Lig kalitesinde yok, bir adam değil ama hani böyle işte butik parlamalar yapan adamlar vardır. Tam tipik o örneği işte alt liglerden. Maçı force etti ama onun dışında Güngören Belediye'de bir şey yoktu. Serkan'ın Reçber'i hoca 5 dakika bile oynatmadı. Hiç olmasa yani eski takımına karşı bir jest olabilirdi. Çünkü maç başlamadan önce Bursaspor taraftarları tribünlere kadar çağırdılar Serkan'ı. Orada ayıp etti. Ayıp mı etti? Yani hem Serkan o haliyle bile ki onlardan çok çok daha üstün bir futbolcu orta sahadaki. Hem bir renk olsun diye koyabilirdi. Bir renk bir jest olsun diye. Güzellik olsun diye oynaması lazımdı bence de ama ne bileyim yani hocanın bir bildiği vardır Metin Altınay'ın. Sonuçta kaybetti. Evet, onun dışında yani Bursaspor kazanan taraf yine kutlamak lazım. Evet. Öyle ya da böyle kendisini gruplara attı. Bütün takımlar zorlandı ama Süper Lig takımları dün. Sürpriz kopmalar var. Mesela işte Diyarbakır elendi. Evet. Tarsus İdmanyurdu buradan tebrik edelim. Nevzat Dinç Bucak Hoca. Dinç Bucak. Nevzat Hoca. Diyarbakır'da Diyarbakır'ı elemiş. Maçta da 90 dakika Bursaspor küfür olmuş galiba değil mi? Evet. Diyarbakır taraftarları. Olsun. Hayır olsun. Şimdi bakalım Bursaspor forması giyerler mi çıkarlar mı beklemek lazım ekranda ama nerede? Nerede değil mi? Bunlar bu kaçıncı imtihanları? Hep sınıfta kalıyorlar. Bir kere daha kalır onlar alıştı. Sınıf kalmadılar. Sınıfta kalıyorlar ama kanaat notuyla yine birileri geçiriyor onları sınıfı. Olsun geçirsin. Hakikaten. Buraya gelmeyin falan diyorlar da Bursaspor gene gider aslan gibi orada aynı tarifi orada da yapar hiç her zaman. Her yerde en büyük Bursa deyip buradan lay lay diye gaza gelip yani Allah keyfimizi bozmasın. Evet. Tabii burada bir teşekkür de etmek durumundayız. Çünkü dün itibariyle Bursa Spor TV'nin yakaladığı en yüksek izlenme rakamına ulaştık. Rakamı vermeyelim nazar değmesin ama. Vermeyelim ama yani birkaç stadyum dolusu taraftarı buradan Güngören Belediye Stadyumu'na taşımış gibi bir şeyiz. Maça getirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Çok iyi oldu yayın. İHA'ya da teşekkür etmek lazım. Evet, operasyon ortağımız bizim. Hı-hı. Gayet güzel yayın yaptılar. Sağ olsunlar. Sponsorlara teşekkür etmek lazım. Sponsorlara. Sponsor oldular. Sağ olsunlar. Her zaman yanımızda olan isimlere de teşekkür ederiz burada tabii ki. Destekleri için. Güzel bir yayın oldu. Bursalılar da memnunlar. Zaman zaman problemler uydudan kaynaklanan bir problem oldu. 2,5 dakika. Maç başında evet. 2,5 dakika başında. Olmuş. Bizim de haberimiz yoktu orada maçı anlatırken tabii. Zaman zaman yoğunluktan dolayı donmalar oluyor. Telekom hatlarından dolayı. Yağış da etkiledi. Çok fazla donma da dün olmamış. Çok, olmamış. Çok kısa kesik kesik ama yani yayının güzel seyrini, kaliteli seyrini etkileyecek bir donma olmamış. Bir de F5 yapılınca zaten yeniliyormuş. Onu da öğrendik. Sayfa yenileniyor ve daha net, daha şey oluyor. Tekrar canlanıyor görüntülerde. Onu da söylediler ipucu olarak. Tabii yani bizim kendimizi anlatmamız burada çok doğru olmayabilir belki ama güzel bir iş oldu. Bir ilk kez bir resmi maç, ilk kez bir kulüp televizyonu tarafından yayınlandı internet üzerinden.
Bu da çok hoş. Bu da bir ilk değil mi? Bu da bir tarihe geçti. Tabii. Resmi bir maç. Hazırlık maçlarını evet. yayınladık daha önce ama resmi bir müsabakayı Futbol Federasyonu'ndan yayın yetki belgesi alarak, yayın haklarını alarak yayınladık. O da ayrıca bir mutluluk verici evet. bizim açımızdan da. Çok güzeldi. Dileriz ilerleyen dönemlerde bu Bursa Spor TV'nin artıları daha da devam eder. Evet. Taraftarın da beklentisi bu. Sürprizlerimiz olacak. Şimdilik bir şeyler söylemeyelim. Zamanı gelince güzel ve büyük sürprizler hazırlanıyor. Onları ifade edelim bir kez daha. Takım Antalya'da Mehmet abi. Bizim ekip de orada. Görüntülerde gelmeye başladı. Erken kampa girdi takım. Güzel oldu, iyi oldu. Hoca için, yani hocanın da aklına gelen bu fikir hakikaten güzel. Bravo, erkenden oraya götürmek. Hem de o kampların sıkıcı atmosferini dağıtma açısından hani orada güzel şartlarda, değişik bir ortamda hazırlanmalar. Hava iyi. Ekibimiz de orada. Bursa Spor TV ekibi, Koray Kundakçılar, Ahmet Devlecen ekibi oradan sürekli haber ve görüntü gönderiyorlar. Maç günü saatine kadar orada yaşanan bütün gelişmeleri Bursa Spor TV'den izleyicilerimiz izleyebilir. Var mı bir tedirginlik Antalya Spor maçına dair? Var tabii. Var. Yani Antalya çünkü şey dişli bir rakip. İşte onların taraftarlarının Bursa Spor'a bakış açısı bir ekstra motivasyon sağlayabilir. Ama kadrolara baktığımız zaman biz daha iyi ve hazırız. Bursa Spor olarak. İnşallah problemsiz biter diye düşünüyorum ama daha önce de konuştuğumuz gibi işte her ne kadar yaşlı da olsalar işte bir Veysel faktörü. Yıllardır oynadığı her takımda Bursa Spor'a tehlike yaratmış, gol atmış adam. Necati'yi aldılar. İşte yabancı Zitouni'nin formu falan filan. İşte hep aynı. Bunları alt alta getiriyoruz. Hücumu bunlar çok etkili Antalya Spor'un. Defansı da o derecede sıkıntılı. Evet, sıkıntılı. Onlara aynı şekilde cevap verebilirse Bursa Spor şeyde, ileride. Onu nasıl yapacak? Turgay'la yapacak. Sercan'ın durumu belli değil. Değil mi? Evet. Sercan gitti mi Antalya'ya? Gittiyse orada belli olacak maç günü durumu. Ama yine Turgay'la ve onun arkası çok önemli işte. Yine Batacan'ın durumu. Evet, Volkan ya da Ozan İpek ya da Veli. Ozan İpek olacak. Çok iyi. Buradaki maçta da iyiydi. Son maçta da iyiydi. Volkan da iyi. Gene o üçlü ben Antalya'da mutlaka maçı çevireceğine inanıyorum. Turgay zaten Allah nazardan saklasın. Evet, yani hiç kimsenin motive olamadığı maçta bile girdi o, değil mi? Ayrı bakıyor. Daha bir Avrupalı mantığı. Belli yani, tam profesyonel çocuk. Orada yok işte 10. lig maçı, 3. lig maçı, 2. lig hiç bakmıyor. Lig farkı gözetmeksizin her türlü maçta ciddiyetle oynuyor. Bir de Turgay'ın öyle bir yapısı var ki bu çocuk şımarmaz diyebiliyorsun. Evet. Yani, Türkiye gol kralı da olsa 50 tane gol de atsa sezonda. Öyle bir karakter. Yaşamı da öyle. Özel yaşamı yaşam da öyle. Yaşam tarzı da öyle. Son hakikaten. Derece mütevazı. Yani efendi. Şımarır, bozulur, bakan. Bir şey olur. Hiçbir şey olmaz yani. O intibayı da evet. O da çok hoş. Çok güzel bir hem de gurbetçi futbolcuların içinde. Hani böyle çıkması enteresan. Evet. Gurbetçiler daha çok böyle sorunludur. İşte gittik kendi ülkesinde de gördük onu, değil mi? Avusturya kampında mesela. Ailesinden de geliyor tabii. Orada bir değişkenlik yok. Her yerde stabil. Düz çizgi halinde yaşayan, mütevazi, sakin, saygılı bir çocuk. Evet. Çok önemli, iyi profesyonel tabii. Önemli bir kazanç. Evet, önemli bir kazanç. Bursa Spor için. Antalya'da eksikler var. Fatih, Batak, Orhan ve Volkan'ın sakatlıkları var. Belli değil ne yapacakları. Mersin onlar da penaltılarla geçtiler. Kupa moraliyle Bursa Spor maçına çıkacağız. Ümit ediyorum ki bu hava ve moralle bu maçı kazanacağız demiş Mehmet Özlek. Mustafa Hoca'nın kontrasına da bağlanmıştı. Evet. Özkeskin'in salı günü. Kontrada da benzer ifadeler kullanmıştı Mehmet Hoca. O da iyi bir insandır Mehmet Hoca. Tabii, da. O da kaliteli bir insandır. Kaliteli bir insandır ama agresif böyle sağ kenarında biraz Fatih Terimvari tarzıyla. O da güzel bir şey ya. Yani o maçı hissedebilmek. Yaşar. İyi bir şey da. Maçı yaşayabilmek. Güzel tabii. Yarın sanıyorum bizim ekibimiz de onlarla beraber olacaklar. Onların da antrenmanını izleyip Mehmet Hoca'dan ve işte Antalya Spor'dan röportajlarla oradan da haberler gelecek. Son durumu biz de göreceğiz ne durumdalar. Futbol Federasyonu Futbol Geliştirme Merkezi Direktörü Bülent Bayraktar, Doktor Bülent Bayraktar, bazı takımlarda domuz gribi teşhis edilmesi halinde maçların ertelenebileceğini açıkladı. İnşallah olmaz. Ya i̇nşallah olmaz ya. Yani aman diyoruz ama bütün Avrupa'yı da sardı açıkçası. Evet. Paris Saint Germain gibi bir takımda, Juli gibi bir futbolcunun da domuz gribi olması. Hakikaten önemli. Julien Nazar değilmiş. Evet, Nazar değilmiş. Bizim
Bursaspor'a transfer etmek istediğimiz evet. hayalimizdeki kadroda isimlerden biriydi. Veli ile de yan yana oynuyordu değil mi? Julie Veli falan diye gidiyordu takım. Domuz gribi olmuş, inşallah iyileşir. İlerleyen yıllarda yine alma ihtimalimiz olabilir onu birkaç sene. Evet. Daha oynar o çünkü. Hakikaten şaka bir tarafa da inşallah Türkiye'de olmaz ya böyle şeyler. De, ligi ara verilince çok kötü oluyor bu kesintiye uğramak. Tabii tabii. Herhangi bir şeyden dolayı. Mesela ben 99 depreminde hatırlıyorum. Kemal Batmaz da antrenör. Hı-hı. Bir deprem arası verildi. Uzadı falan o aralar. Hiç fayda getirmiyor yani. Hayır getirmiyor. Hı-hı. Zaten kötü bir dönemdi. Zaten yine kötü başladı Bursaspor. Sonra Kemal Batmaz'ın, Kemal Hoca'nın istifasına Hı-hı. kadar gitti iş. Evet. Yani onun için aman inşallah ara mara verilmez. Hı-hı. Futbol gündeminde başka bir Fenerbahçe Galatasaray derbisi konuşuluyor. Derbi sonrasında espriler, tırnak içinde geyikler konuşuluyor yine. Kızdırmacalar, işte Nilüfer'in mor menekşe... Ama güzel espriler ya, güzel. Ben de duydum onları da hakikaten mor menekşe güzel yani. Çok yaratıcı yani. Statta onun çalınması evet, o anda çok güzel. İyi düşünmüş. Yani hazırlık yapılmış olsa evet. bile güzel, yaratıcı yani. Hoş, bak hakikaten benim hoşuma gitti yani. Bir, yani harika. Futbolla ilgilenen bir insan olarak, hı-hı. yani hiçbir takıma sempatim yok İstanbul hı-hı. kulüplerinden ama çok hoşuma gitti hakikaten. Esprili çünkü. Evet. Güzel düşünülmüş, kaliteli. Hı-hı. Ya bak böyle olursa hiç sorun evet, değil. Yani evet. böyle kızdırmacalar, dokundurmalar Hı-hı. çok iyi yani. Onlar gündemi meşgul ediyor. İnşallah kadarsız belasız bir hafta sonu daha geçiririz. Var mı senin eklemek istediğin bir şey? Yok şu an için. Hı-hı. İşte maça bir gün kaldı değil mi? Bugün de saymazsak bir cumaya geçireceğiz. Evet. Cumartesi evet. artık maç günü. Cumartesiler de uğurlu geliyor artık. Uğurlu Eskiden geliyor. Pek gelmez ama. Bu haftayı da geçersek yine 3 puanla. Evet. Ondan sonra Rusya'dan bayrakla fırlayıp gidebiliriz yani. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bugün de günün yorumunun sonuna geldik. Bir başka yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Mutlu yayınlar.